Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyarette defaatle söyledik, yine söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Sayın Keçiören Belediye Başkanımızın Mustafa Akın zaten ayrı bir Kıbrıs sevdası vardır. Hep bugüne kadar Kıbrıs'ı Türklerin yanında yer almıştır. Bugünkü misafirperverliğiyle de onu tekrar gösterdi. Sayın Başkanım, tekrar ben size teşekkür ediyorum. Mikrofonu size uzatmak istiyorum. Eyvallah, hoş geldiniz. Burası sizin de vatanınız, sizin de burada yabancılık çekmeyeceğinizi biliyoruz. Benim de vatanım Kıbrıs aynı zamanda. Burası da bizim vatanımız. Ve bu önemli günde sizleri aramızda görmekten de ayrıca memnun oldum, mutlu olduk, sevindik. Bizi çok sevindirdiniz. Biz nöbetteyiz, demokrasi nöbetindeyiz. Burada milli iradenin tecelli etmiş olduğu bir nöbeti beraberce görüyoruz. Millete karşı yapılmış olan bir darbe girişiminin millet tarafından püskürtüldüğü ve millet tarafından ters yüz edildiği bir günü yaşıyoruz. 15 gündür biz nöbetteyiz bu şekilde. Şu anda sabaha doğru saatler ve vatandaşlarımızı görüyorsunuz burada. Türk milleti hakikaten büyük bir destan yazıyor. Bu büyük destana şahit oluyorsunuz. İnanıyorum ki gelecek nesiller, burada birçok çocuklarımız var, gençlerimiz var. Biz de oradaydık diyecekler. Ve bu güzel günleri beraberce yad edecekler. Cumhurbaşkanımız bu nöbetlerin devam etmesini söyledi. Ne zaman ki tamam diyene kadar da bu nöbet devam edecek. Başkanım, görüyorum ki yanınıza da iki tane çok ciddi koruma var. Evet, onlar bizim korumalarımız. Vallahi. Tabii bizim geleneksel okçulukla alakalı yapılan bir spor. Okçuluk çok önemli bir spor bizim için aynı zamanda. Ve geleneksel kıyafetleriyle onlar da burada bizim tarihimizin, şanlı tarihimizin o güzel anlarını da göstermiş oluyorlar, yaşatmış oluyorlar. Çocuklar için de, gençler için de çok önemli bir figür olmuş oluyor. Bizim atalarımız da böyleydi. Aslında aynı ruh devam ediyor. O zamanki silahlar veya o zamanki kullanılan malzeme, belki giyilen malzeme, bugünkü modern askeri sistemin içerisinde kullanılan malzemelerle yan yana durdukları zaman ruh aynı ama malzemeler farklı olabiliyor. Biz de şu anda 1071'deki ruhumuz neyse, Osmanlı'nın kuruluşundaki ruhumuz neyse şu anda aynı ruhu yaşıyoruz. Çanakkale'deki ruh hangisi ise, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh hangisi ise şu anda burada aynı ruh var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.